Ben üniversitede çok başarılı bir öğrenciydim arkadaşlar. Yani şu an hiç in inanasını mi bilmiyorum ama ben üniversiteyi üçüncü olarak bitirdim. Yani bölüm üçüncüsü oldum. Ee, ve <laughs> bölüm birincisiydim aslında. Yani ben bölüm birincisiydim. Bölüm üçüncüsü değildim. Ne oldu? Ee, bizim o sene bölüme yurt dışından bayağı kabuller oldu. Yurt dışı dediğim de öyle şey değil yani. Belçika, Belçika değil. Bayağı böyle Nijer falan. Nijerya da değil. Nijer. Nijer diye bir ülke var mesela. Nijerya Değil. Nijer. Afrika'da bir ülke. Ee, oradan öğrenciler falan geldiler. Böyle öğ öğrenci programıyla mı geldiler? Nasıl geldiler bilmiyorum. Ee, şimdi o öğrenciler başarısızdı demiyorum. Asla ve asla bunu söyleyemem. O öğrenciler çok başarılı öğrencilerdi. Çok akıllı öğrencilerdi. Çok e gayretli öğrencilerdi. Ama matematiğe başladıklarında ki matematik bölümü okuyorsunuz. Yani adamın Türkçe bilmiyor adam yani. Şimdi Türkçe bilmeyen, bir kelime bile Türkçe bilmeyen birisi Türkiye'de başka dilini bilmediği bir ülkede matematik okumaya çalışıyor. Dolayısıyla bu çok mümkün bir şey değil. Yani yapsan da bunu böyle çok dört dörtlük yapman çok mümkün değil. O yüzden tabii ki hani onların bu eksikliğini bildiği için bölümdeki hocalar vesaire onların da gayreti, çalışması, azmi gerçekten hani Türkçeyi mezun olduklarında öğrenmişlerdi falan biraz onların gayreti, biraz hocalarımızın şeyiyle falan filan. Hani şöyle bir şeyleri kaykıtma, hani yiltme deriz biz, yiltme. Yani o yiltme yiltmeyle e, o gelen yabancılardan bir tanesi birinci oldu, bir tanesi ikinci oldu. E, ben de üçüncü oldum. Büyük ihtimal o son sene e, onu da şöyle söyleyeyim, üçüncü sınıfta ben zaten bölüm birincisiydim. Ama dördüncü sınıfta bazı seçmeli dersler aldık. Mesela matematik tarihi, mesela matematik felsefesi, bilgisayar programlama. Bunlar daha böyle sözel ağırlıklı derslerdi. Türkçenin ağırlıklı kullanıldığı. Biz e, biraz zar zor hani onları geçtik ama yüksek puanla zar zor. Onlar çok Türkçe bilmedikleri için takır takır geçtiler. O son sınıfta farkı öyle attılar e, ve yapıştırdılar geçtiler. Ama ben de birinci olabilirdim yani. ama hiçbir zaman şey yapmıyorum. O çocukları da çok severdim. Hiçbir zaman böyle haset etmedim yani. Ben falan filan hiç öyle bir şeyim yoktu. ya yani üçüncü olmak da güzel bir şey sonuçta sana ödül veriyorlar falan filan böyle dekan geliyor. Mert sen üçüncü mü oldun? Beğenemedin mi sayın dekanım? Oldum tabii ki falan. Tabi gurur verici şeyler. Ailen geliyor orada ismin söyleniyor falan filan. Ama hiçbir zaman da şey yapmadım. Niye bilinci oldum demedim. O arkadaşların da anasının aksütü gibi helal olsun. Siz de Ahmet'in kanalına Baboliler Team'e şu anda bir abone olarak benim adıma Ahmet'e teşekkür etmiş olabilirsiniz mesela. Çok benim de hoşuma gider. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz.